Değerli arkadaşlar, heyet halinde hepiniz hep birlikte yanlış karar verirken tek kişi doğru kararı nasıl verecek bunu anlamış değiliz. Önüne geleni terörist ve düşman ilan eden sağduyu ile değil duygularıyla keyfi kararlar veren birisinin Allah korusun başkan seçildiğini bir düşünelim. Bu koşullarda nasıl bir ortaya dış politika çıkar. Nasıl uygulanır düşünemiyorum bile. Bu ülkemiz için net bir felaket olur değerli arkadaşlar. Halkımıza bu anayasa değişikliğinin biraz da bu yönlerini anlatmanızı rica ediyoruz. Yaratmak istediğiniz tek adam rejiminin ve kuvvetler birliğinin ülkemize hangi belaları açacağını halkımıza lütfen anlatın. Sağ solu astarı olmayan çarpıtmalarla referandum suçlamaları çalışması yapacağınıza Teklifinizin içeriğini anlatın. Ne yapmak istediğinizi halkımıza anlatın. Bunu anlatamadığınız, savunamadığınız için de bir sürü karalamalar yapıyorsunuz. Biz anlatıyoruz değerli arkadaşlar. Neye karşı olduğumuzu tane tane, tek tek anlatıyoruz. Hiçbir çarpıtmaya ve karalamaya yapmadan anlatıyoruz. Niye hayır diyoruz? Onu halkımıza tek tek anlatıyoruz. Ama siz Maalesef niye evet dediğinizi anlatamıyorsunuz. Halkımız sizden niye tek adam rejimi kurmak istediğinizi öğrenmek ve bilmek istiyor. Demokrasilerin olmazsa olmazı kuvvetler ayrılığını neden ortadan kaldırmak istiyorsunuz? Gazi Meclisi neden etkisiz ve yetkisiz bir hale getirmek istiyorsunuz? Halkımız bunları öğrenmek istiyor. Halkımızın karşısına çıkın ve bunları lütfen tek tek anlatın değerli arkadaşlar akla ve mantığa aykırı yalan ve çarpıtmaya dayalı mazeretler üretmek hiç kimseye hiçbir şey katmaz. Aslında olağanüstü hale yaslanarak yaptıklarınız tek adam rejiminde yapmak istediklerinizin de en somut göstergesidir. Olağanüstü halle hiçbir ilgisi olmayan konularda çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle ne yapmak istediğiniz konusunda hepimiz net bir karar içerisindeyiz. Dün akşam çıkarılan kanun hükmünde kararname ile üniversitelerimize bir darbe daha vurdunuz. FETÖ ile mücadeleye bu toplum hep destek verdi. Ama FETÖ ile mücadele görüntüsü altında hiç ilgisi olmayan bu ülkenin yetiştirilmiş hocalarını üniversitelerinden attınız. Bu ülkeye yazık ediyorsunuz. Üniversite özgürlüğü bırakmadığınız gibi kanun hükmünde kararnameleri üzerin, üniversitelerin üzerinde demokrasinin kılıcı yaptınız ülkeyi korku imparatorluğuna çevirdiniz bilim üretemez hale getirdiniz. Sizin gibi düşünmeyenlere hayat hakkı tanımayan uygulamalara imza attınız. Son ihraçlarla tüm halkımızın vicdanını sızlattınız. Adalet duygusunu zedelediniz. Değerli arkadaşlarım sizleri uyarıyorum. Bir milletvekili olarak değil, vatanını milletini çok seven Atatürk ülkelerine bağlı çağdaş bir Türkiye hayali içerisinde olan ve bunun için çalışan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak uyarıyorum. Gelin bu ülkemizi daha fazla dünyaya karşı bizi mahcup etmeyin. Politikalarınızda ve söylediklerinizde tutarlı olun. Sevdanız ve çabanız cumhuriyet ve demokrasi olsun. Hepinize saygılar sunuyorum.